saygıdeğer konuklar, Ülke Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu salon usulü teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Turkish Public Minister of Interior has just entered the hall. Welcome, Madam Minister. Şöyle ses yok. Çok az ses var galiba. Bakayım. Şimdi sesi bana gelecek. Geliyor. Kıymetli misafirlerim, kıtaları, denizleri, insanlığı buluşturan İstanbul'da, masmavi suların kenarında buluştuk. Sizlere İstanbul ihtişamından, boğazımızın güzelliğinden, görkemli tarihimizden bahsetmeyi çok isterim. Gelelim insanlığın en büyük sorunu, terör, göçü tartışmak için istişare etmek için bir aradayız. Bu yakıcı sorunu konuşacak, çözüm arayacağız. Varlığınızı, görüş ve düşüncelerinizi, insanlığın sesini daha da yükseltmesini diliyor. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli dostlarımız. İzniniz olursa şöyle bir değerlendirmeyle sözlerine başlamak isterim. Bizlerin yani İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin bakan yardımcılarının sonra da bakanların bir araya gelmesi dünya için hem bir mesaj hem de aynı zamanda bir umut. Mesajdır çünkü biz hep birlikte bu toprakları çocuklarıyız. Ortak geçmişimiz, inançlarımız ve tarihimiz var. Tepkilerimiz, duygumuz, anlayışımız, değerlerimiz her yerde aynıdır. Bizim buluşmamız bir mesajdır. Çünkü bu toprakların dünya ölçeğinde büyük bir gücü var. Her yerden 9,3 milyon kilometre kare büyüklüğünde. Türkiye dahil 18 ülkeyi kapsayan ve yaklaşık 470 milyon insanın yaşadığı Orta Doğu coğrafyası, dünya enerji rezervlerinin yarısına sahiptir. Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %67'si, doğal gaz rezervlerinin %34'ü Basra Körfezi'nin çevresinde bulunmaktadır. Pek çok teknolojik gelişime rağmen bugün dünyanın enerji ihtiyacının %87'si fosil yakıtlardan, yani Orta Doğu bölgesinde bulunan türdeki yakıtlardan karşılanmaktadır. Sadece bu medeniyeti küresel bir liderliğe ortak olmaya çalışan Uzak Doğu'da bu enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Mesela Çin son 30 yılda ortalama %9,5 katıdır. 2000 yılında ABD'nin milli gelir Çin'in 8,5 katıdır. Ancak 2018 yılında bu fark 1,5 kata kadar düşmüştür. Ve Çin hala Orta Doğu'dan ithal edilen enerji kaynaklarına büyük ölçüde bağımlıdır ve buradaki ihtiyaç devam edecektir. Orta Doğu'nun siyasi güvenliği, Çin'in enerji güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Benzer şekilde ABD petrol ithalatının %25'ini hala Orta Doğu'dan karşılıyor. Yani sadece enerji açısından baksak bile Orta Doğu'yla bütün dünyayı izlemek, takip etmek, ne dediğine, ne yaptığına bakmak zorunda olduğu bir coğrafyadır. Etkileşimde olduğu ticaret yolları, denizler, dünya medeniyet hazineleri bu hesabı dahil değildir. Bizim burada bir araya geldiğimiz elbette ki aynı zamanda bir umuttur. Bir umuttur çünkü böylesine büyük bir kültürel ve ekonomik zenginliğe sahip olan bu coğrafyada ne yazık ki bugün terör, şiddet, göç, yoksulluk, Orta Doğu algısının temelini oluşturmaktadır. Küresel bir akım,
bu bölgeyi küresel çatışma alanı olarak belirlemiş durumdadır. Batı medeniyeti, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve şiddet ortamında ekonomik ve siyasal anlamlar beslenirken sadece Orta Doğu'ya değil, aslında dünyanın bütününe zarar vermektedir. Uyuşturucu dünyanın her yerine gitmektedir. Terör sadece burada değil, Avrupa'nın pek çok başkentte de can kayıplarına yol açmaktadır. Ve göç, dünyanın gelişmiş ülkelerini hem güvenlik açısından hem de diğer anlamda rahatsız etmektedir. İngiltere ve Almanya göç politikaları nedeniyle yaşanan hükümet krizlerini hepimiz takip ediyoruz. İşte bu sebeplerle bizlerin bir araya getirmesi, Orta Doğu'nun huzur bulması ve dolayısıyla dünyanın huzur bulması için bir umudur. Çünkü bizim meselelerimizi en iyi çözeriz. Eğer bizler burada iş birliğini geliştirirsek, aramızdaki iletişimi arttırırsak, birbirimize tecrübelerimizi, sorunlarımızı, fikirlerimizi paylaşır, problemlerimizi birlikte çözebilirsek, Orta Doğu dünyaya umutsuzluk değil, umut ihraç edeceğiz. Özellikle karışıklık yaşayan resmi hükümetleri, devlet yönetimlerini güçlendirmek zorundayız. Çünkü şu anda yaşadığımız sorunlar, bir yönde devlet zafiyetleri sebebiyle meydana gelen sorunlardır ve oluşan durum, yerel silahlı grupların ve bunları kullanmak isteyen küresel oyuncuların iştahını kabartmaktadır. Bugüne kadar ikili ilişkiler yoluyla gerek burada temsilcisi bulunan ülkelerle, gerekse diğer Orta Doğu ülkeleriyle çok başarılı projeler yürüttük ve önemli işbirliği adımları attık. Emekleriniz için, istişare ve iyi niyetiniz için her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikler ve ortaklıklar bu toplantı vesilesiyle çok daha ileriye taşınacak, daha somut adımlar atacaktır. Kitlesel göç, 21. yüzyılın en çarpıcı gerçeği olan karşımıza bulunmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre dünyada halen 244 milyon kişi uluslararası göçmen durumundadır. Küresel olarak çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilmiş insan sayısı 18 sene için 2.3 milyon kişi artarak 70.8 milyon kişiye ulaşmıştır. Yine 2018'de dünyada 111 bin refakatsiz çocuk mülteci bulunduğu tespit edilmiştir. Türkiye olarak Orta Doğu kaynaklı düzenli ve düzensiz göçün en kritik noktasında bulunduğumuz aşikardır. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada 2015'ten beri en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Sadece Orta Doğu değil, önemli ölçüde Afrika kaynaklı düzensiz göçle de mücadele ediyoruz. Halen ülkemizde 3.6 milyon Suriyeli uluslararası koruma statüsüyle bulunmaktadır. 334.154 kişi özellikle Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında sağlanan huzur ortamı sayesinde ülkelerine geri dönmüştür. Yani eğer Orta Doğu'da kamu düzenini sağlayabilirsek bu sorunun düzeleceği taşları yerine oturacağı da aşikardır, aşikardır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2017'de 175.772, 2018'de ise 268 bin kişi. Bu yıl ise hafta başı itibariyle 137.035 kişidir. Bunların 12.798'i denizde yakalanmış ve bir anlamda da ölümden kurtarılmıştır. Bizim prensibimiz düzenli göçü yönetmek, düzensiz göçü engellemek üzeredir. Ben bunu yapabileceğimize, potansiyelimize ve gücümüze inanıyorum. Çünkü birçoğumuz da şu zaman dilimi içerisinde birçok kez bir araya geldik. Ve bu devletler, bu milletler ne kadar işbirliği yaparsa biraz önce yukarıda bahsettiğim konularda çok muvaffak olduklarını, çok başarılı olduklarını, terör örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin, göç kaçakçılarının, organize suç çetelerinin gündemimizi belirlemediğini, tam tersi gündemlerimizi insanlık adına, Orta Doğu'nun geleceği adına, ülkelerimizin ve milletlerimizin geleceği adına kendimizin belirlediğini şu yakın sürede çok net ve aşikar bir şekilde gördük. Onun için bugüne kadar
birlikte gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızı, birbirimizi anlayarak gerçekleştirdiğimiz, birbirimizin ortak kaderi olarak gördüğümüz çalışmalarımızı bundan sonra çok daha iyi bir noktaya taşımak hem tarih adına, hem milletlerimiz adına, hem gelecek adına, hem de insanlık adına temel bir sorumluluk olacak. Thank you.